Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün gördüğünüz gibi çiçeklerime hem NPK 2020 vereceğim, ceylan gözü sardunyalarımızın tekrar çiçek açıp tekrar güçlenmesi için. İlk çiçeklerinde ben daha önce de videolarımda anlatmıştım arkadaşlar, hiçbir vitamin, hiçbir gübre kesinlikle kullanmıyorum. Ama ikinci ya da üçüncü çiçeklerinde ceylan gözlerim biraz dinlendikten sonra, üzerine tamamen o çiçekler bittikten sonra NPK 2020 veriyorum arkadaşlar. Evet, bitki koruyucu olarak da Malathion diye bir ilaç kullanacağım. Bitki koruma derken mesela bu aylarda genelde bahar aylarında yağmurlar çok yağıyor. Daha doğrusu yaz başında arkadaşlar, bahar kalmadı ama yazın bu sıcaklarında yaz yağmurları çok yağıyor. Buharlar çok yağıyor daha doğrusu, onu söyleyeyim. Sonbahar ve ilkbahar aylarında yağmurların çok yağmasıyla ya da tamamen kurak geçmesiyle hem yaprak biti hem de unlu bit oluyor. Kalonşolarımızda olsun, balkon çiçeklerimizde olsun ya da ev çiçeklerimizde olsun yaprak bitleri ya da hastalıklar görülebiliyor. O zaman da burada gördüğünüz gibi hemen şöyle göstereyim. Evet. Malathion diyerek geçiyor. Malathion arkadaşlar, VP. Gördüğünüz gibi ben bundan çiçeklerimi kullanıyorum bitki koruyucu olarak da. Daha önceki videomda da gösterdim zaten, hem uygulamasını hem de ne kadar kullanılmasını gerektiğini söylemiştim. Evet, yine çiçeklerimize uygulayacağız. İkinci ilaçlarını yapacağız. Yaprak bitleri ve un bitleri benim çiçeklerim tamamen bitmiş gibi gözükse de belki dedim o şeyleri vardır, yumurtaları vardır. Birkaç gün sonra tekrardan dirilecek onlar çünkü. Uyanacaklar ve tamamen çiçeklerimizi tekrardan kaplayacaklar. Evet, burada gördüğünüz gibi NPK 2020 var. Çiçeklerinizde destek vitamin olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şurada benim 2-3 litre suyum var. Açayım ağzını. Evet, içerisi tamamen dinlenmiş suyla kaplı arkadaşlar. Hemen burada gördüğümüz ilacımızdan birazcık koyacağız. Bu arada o kadar güzel, ihtişamlı açmış hallerini videomun başında ve sonunda ekleyebilirim. O zaman da oradan görebilirsiniz. Şurada hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar ilaç kullandım. Birazcık kötü kokuyor. Evinizi havalandırın ya da dışarıda yapın bu işlemi. Evet, gelelim şurada 5 litre suyumuz. Buna da burada, şurada bir kaşığım var benim, bir tatlı kaşığı kadar. 5 litre suyun içerisine ben bir tatlı kaşığı koyacağım arkadaşlar. Fazla koymak istemiyorum çünkü adı üstünde gübre. Ben gübreden çok korkarım. Genelde bir doğal bakmayı istiyorum ben. Çiçeklerime kimyasal pek bakmak istemem. Ama burada destekleyici olarak da bu vitamine de ihtiyacımız var. Bir tatlı kaşığı kadar. Gördüğünüz gibi bu NPK 2020 rengi sizi aldatmasın arkadaşlar. Rengi mavi olabilir, sarı olabilir, pembe olabilir, hatta beyaz bile olabilir. Evet, serin ve kuru ortamlarda tekrardan ilaçlarımızı saklayın. Ve tabii çocuklarınızın ulaşamayacağı bir yerde saklayın arkadaşlar. Evet, bunu güzelce bir karıştıracağız. Bir çubukla veya bir işe yaramaz bir şeyle karıştırabilirsiniz. Ve çiçeğinizi de güzelce şöyle havalandırdıktan sonra güzelce çiçeklerimizi ilaçlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim. Çiçeklerimizi ilaçlamaya. Evet, güzelce karıştırdık suyumuzu. Hemen buradaki suluğumuzun içerisine birazcık dolduracağız. Ve ondan sonra çiçeklerimizi sulama yapacağız. Evet, öncelikle çiçeklerimizi tekrardan açtırabilmek için ceylan gözü sardunyalarımızı
tekrar açtırmak için arkadaşlar. Daha önce videolarını da paylaşmıştım. Şöyle o kuruyan dallarını alalım ki çiçeğimiz tamamen gücünü bunlara vermesin. Böyle birazcık dinlensin ki daha güzel çiçekler ve daha güzel tomurcuklar vermeye çalışsın arkadaşlar. Hepsini budamamız gerekiyor. Böyle budamamız gerekiyor arkadaşlar. Hepsini tertemiz temizleyip çünkü bunların almamızın sebebi tamamen gücünü bunlara verecektir arkadaşlar. Birazcık hatta geç kalmıştık şurada. Tohumunu bile yapmış ceylan gözü sardunyamız. Şöyle göstereyim. Evet, tohum kapsülü yapmış ve tohum bile olmuş. Evet, ben tamamen hepsini budayacağım, temizleyeceğim. Ondan sonra hem ilaçlamalarını yapacağız hem de gübresini vereceğiz arkadaşlar. Bir püf noktası daha var. Çiçeklerimize nasıl, hangi durumda gübre vermemiz gerekiyor onları da anlatacağım size. Evet, şöyle güzelce önce ilaçlamasını yapalım. Üst taraftan sonra alt tarafına da. Ceylan gözü sardunyalarımızın bakımlarını daha önceki videolarımda anlattım arkadaşlar. Evet, tüm çiçeklerimize bitki koruyucu olarak hem yaprak biti hem un biti hem de zararlı böceklerden korumak için çiçeğimizi böyle bitki koruyucu olarak malaton ilacı yapabiliriz arkadaşlar. Hem o yapraklara gelen tırtıllar var ya, o tırtıllara da çok iyi geliyor. Geçenki ilaçlamamda tırtılların kaybolduğunu gördüm. Hemen şurada ölmüş olan un bitlerini de size göstereyim arkadaşlar. Evet, şurada hemen göstereyim. O kadar büyük ki görmemiz mümkün değil. Evet, şöyle göstereyim. Tamamen ölmüş durumda arkadaşlar. Şöyle elime alayım. İçleri boşalmış ve kurumuşlar. Çok aşırı derece sarmıştı bu çiçeğimi. Tamamen aralarında o yaprak bitleri ölmüş durumda. Evet, boş pamuk olmuşlar araları. Belki onu bilmeyen arkadaşlar vardır. Çiçeğinizde böyle bir zararlı gördüyseniz eğer mutlaka hemen bu malaton ilacını alın
Ben doğal kürün de anlatmıştım daha önceki videolarımda ama siz de o videoları izleyebilirsiniz aslında. Ben doğal bakarım, benim vaktim var ve sabrım var diyorsanız eğer çiçeğinize 1 litre suyun içerisine sirke karıştırın. 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Tamamen kuru arkadaşlar. 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı, 1 yemek kaşığı Arap sabunu, 1 tatlı kaşığı da elma sirkesi arkadaşlar, yanlış söylemeyeyim. Onu karıştırın güzelce, çiçeklerinizin bu unlu bitlerini bir kulak çubuğuyla temizlemesini yapın. Ondan sonra da güzelce ilaçlamasını yapın. Arada bir kontrol ederken tabi görünenleri almanız gerekiyor. Ama benim vaktim yok Gülay Hanım diyen arkadaşlarıma gelsin. O da böyle benim bu ilaçtan alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şurada bir iki tanesi kalmış sardunyanın çiçeklerinin kuru dalları. Evet, şimdi ilaçlamalarını yaptık. Tekrardan buraya da ben yapacağım. Daha yapmadım. Diğer tarafı yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O tarafları yaptım. Hemen şurada pervane çiçeklerini göstereyim. Bu arada az sonra da ilaçlamayı yaparken zaten size hangi şartlarda ilaçlama yapmanız gerekiyor onu da söyleyeceğim. Evet, burada da rozet çiçeklerim, pervane çiçeklerim çok güzel açtılar. Bu pervane çiçekleri benim tam 2 yıl geçti. Bu sene 3. yıl arkadaşlar. Ben böyle budamalarını yapıyorum. Tekrardan kışı geçiriyor ve tekrardan böyle çiçekler açıyor ve hemen şurada dökülen tohumları da fide olaraktan çıkıyor. Evet, hemen buraya da tekrardan ilaçlamamızı yapalım. Bol bol. Biraz fazla uzatmayayım arkadaşlar videoyu. Hemen ben ilaçlamasını yaptıktan sonra da gübrelemesini yapalım sizinle beraber. Ve gübre verirken neler yapmamız gerekiyor? Hangi şartlarda nasıl gübrelememiz gerekiyor? Onu da size anlatayım. Hemen şurada arkadaşlar gizli bölmelere iyi bakın. Ben yakut kolyemin şöyle alt kısmını çevirdim. Baktım. Çiçeğimi mahvetmiş. Ben güzel tarafını görürken bu altta içten içe benim çiçeğimi mahvediyormuş. Bu alt taraflarına da sıkacağım şimdi şu anda. Evet, hemen böceğin o canlılığını size göstereyim. Evet, şu anda gidiyor parmağımın üzerinde. Dokunduğunuz zaman da hemen de ölüyor zaten. Bu elinizi tabi dezenfekte etmeden başka bir çiçeğinizi kesinlikle ellemeyin. Şu anda ben ilaçlama yapıyorum diye elledim. Çünkü bulaşıcı bir hastalık arkadaşlar. Unlu bit hastalığı. Bu arada Glaxonia çiçeklerimi de mahvetmiş durumda. İlaçlamasını yaptık ama birazcık geç kaldık arkadaşlar. Tomurcuklarına da zarar vermiş ve yapraklarına da zarar vermiş. İnşallah bundan sonra iyileşecek. Ben bazılarını budama yapacağım. Nasip olursa bir gün bakımını anlatacağım. O zaman hem ilaçladığım zaman o son durumu göreceğiz arkadaşlar. Hem de yaprak bitleri nasıl zarar veriyor, yaprak zararları nasıl zarar veriyor çiçeğimize. Hem bakımını anlatacağız hem de ne yapmamız gerekiyor onu anlatacağım arkadaşlar bir başka videomda inşallah. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar, fazla geç kalmadan bu yaprakları kuruması lazım. Havanın güneşsiz olduğu zaman ilaçlamayı yapın. Rüzgar ve rüzgarsız olduğu zaman arkadaşlar bir püf noktayı kesinlikle unutmayın. Hem güneşli yapraklarına zarar verecektir. Güneş, pardon arkadaşlar, bazı makacık girdi. Güneş olduğu zaman yapraklarına zarar verecek arkadaşlar. Sabahın erken saatinde yapmanız gerekiyor. Hem rüzgarsız havada hem de güneş olmayan bir havada. Mesela yağmurdan birkaç saat önce de yapabilirsiniz. Çünkü tamamen güneş olmayacaktır o gün.
Hava çok sıcak anında kesinlikle yapmayın. Rüzgarlı anda kesinlikle yapmayın. Ve gübrelemeyi de az önceki hazırladığım NPK 20-20 gübreyi de toprak nemi, orası da püf noktası tabii. Toprak nemi varken, toprak nemliyken sulama yapın arkadaşlar. Şöyle benim topraklarım nemli. Böyle toprak nemliyken sulamasını yapın çiçeklerinizin. Yoksa aksi takdirde çiçeklerinizin yanmasına sebep olur. Sonra da Gülay Hanım, sizin verdiğiniz ilaçtan çiçeğim şöyle oldu, böyle oldu. Kesinlikle dert yanmayın. Çünkü bu püf nokta, bu üç tane şeye uymanız gerekiyor. Bir, havanın rüzgarlı olmaması gerekiyor. Bir, iki, güneşli olmaması gerekiyor. Şu anda ben ilaçlamayı yapayım, size video çekeyim derken biraz hafif sabah güneşi doğmaya başladı ama hava serin olduğu için zarar etmeyecektir. Aşırı öğlen sıcağında, demek istediğim öğlen sıcağında kesinlikle ilaçlama yapmayın, gübreleme yapmayın arkadaşlar. Sabah erken saatlerinde ve hava serinken yapmaya çalışın ve rüzgarsız hava varken, rüzgar olmadan yapmaya çalışın. Ve NPK 20-20 gübreyi de hangi gübre olursa olsun çiçeklerinize toprak nemliyken verin. Aksi takdirde yakarsınız arkadaşlar çiçeklerinizi. Evet, bizim burada güneş doğmaya başladı ama hava serin. Ben şu anda şöyle azar azar artık gübrelerini vermeye çalışacağım. Şöyle nereden baksanız bir iki yemek kaşığı kadar ya da bir çay bardağı kadar diyeyim, şöyle alt kısmına çıkmayacak şekilde olması yeterli. Evet, ceylan gözü sardunyalarımızın ilk çiçeklerinde gayet de hava şartları güzel oluyor. O yüzden kesinlikle gübreye ihtiyaç kalmıyor arkadaşlar. Ama bu ikinci, üçüncü çiçeklerinde tamamen vücutları yorgun oluyor. Yani çiçeklerimiz yorgun oluyor. Vücutları derken ben insan gibi görüyorum onları. Canlı görüyorum arkadaşlar, kusura bakmayın o yüzden. Evet. Çiçeklerimizin tamamen gövdesi yorgun oluyor. Ve çiçeklerini ya zayıf açar ya da az açar arkadaşlar. Ve bu arada burada klakson yama da vereyim ben. Hastalandı. Bu sene klaksonyalarımız hastalandı. Maalesef ki birazcık yaprak biti sarmış durumda olmuş ve unlu bit arkadaşlar. Bu sene balkonumda birdenbire oldu. Çünkü geç fark ettim diyorum ama ben genelde çiçeklerimin hemen hemen her gün yanındayım ama demek ki fark etmediğimiz zamanlarda oluyor. Şu anda gübrelemeyi verdik. Benim daha gübrelenecek çiçeklerim var. Yok değil. Buradakilere yetmedi ama benim bidonumda suyum var. İlacım var. Ben videodan sonra da devam edeceğim işlemlere. Siz de fazla sıkmayayım arkadaşlar. Kusura bakmayın videomuzun sürdüyse. Tek tek anlatmak istedim. Tek tek göstermek istedim. Bazı arkadaşlarımız çünkü tamamen açıklama olaraktan istiyorlar. Evet, videomuzu beğenerek de bize destekte bulunabilirsiniz ve abonelikler tamamen ücretsizdir. Ve arkadaşlar tam destek olması için de videomuzu paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Like'larımızı unutmuyoruz. Yorumlar kısmına bir çiçek, böcek, emoji de eklerseniz çok sevinirim. Ve zil butonu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Evet, Allah'a emanet olun. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Bir başka videoda tekrardan görüşelim arkadaşlar. Pervane çiçeğinin yakında bakımını anlatacağım arkadaşlar. Tekrardan diğer videomu da geriye dönük videolarımı da izleyebilirsiniz. Orada bakımını anlattım ama yine böyle şu güzel harika açmış çiçekleriyle de size ekranları dolduralım. Hem gözümüzü hem de gönlümüzü bayram ettirelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.